Herkese merhabalar arkadaşlar. 16 Nisan Cumartesi günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara'da bizleri arkadaşlar 8 koşulu bir program bekliyor. Onun da videosu kanalımızda mevcuttur. 2 kum pist altısı çim pist olan yarışlar arkadaşlar mevcut Ankara'da. İzmir'de ise bizleri 9 koşulu bir program bekliyor. Bu programda iki altılı ganyan var gördüğünüz gibi. Bunların içerisinde 3 adet kum pist yarışı bulunurken geriye kalan 6 yarışı ise çim pist yarışları oluşturuyor. İlk altılı birinci koşuyla birlikte 5 çeyrek geçe 17-15'te koşulacakken ikinci altılı ise Dördüncü koşu ile birlikte saat 7'de 19.00'da arkadaşlar start verecek Çin pistteki yarışla birlikte. Hemen başlayalım arkadaşlar. Tahminlerimize 15 handikap bir yarışta başlıyoruz. 5, 5 çeyrek geçe arkadaşlar. 4 yaş şarap 1900 mesafe kum çıkacaklar. Muhammed Mir Bilgin ile birlikte en son 6 gün evvel de önerdiğimiz safkan Baba Cerceri diyeceğiz burada ilk tercihimiz olarak. Baba Cerceri'yi bir alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak ben burada sürpriz ihtimaline de hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. 2 numara Alaçatı Ağası Mehmet Kaya ile birlikte. 5 numara Zafir. En son 8 gün evvelde de 2. olmuş olan bir safkan. Burada yine değerlendirilebilecek bir isimdir. Bir de bir sürpriz isim İlanlioğlu. En son yarışında da söylemiştik gelmişti. Tabi o sentetikti ama safkanın kum pist yarışlarında da iyi koştuğunu zaten gördük. Tabi maiden'dan yeni çıkmış bir safkan ama dediğimiz gibi sürpriz olarak düşünün diyorum burada. Kilosunun düşük olmasıyla beraber belki bir ihtimal sürpriz yaratabileceğini düşündüğüm için ee, dileyenler yazabilirler diyorum burada. Bu sürpriz ihtimali için. İkinci koşuya geçelim. Şart 1-2 yaşlı İngilizler bir mesafe kumpisti arkadaşlar. Burada öncelikle bir idman göstereceğiz sizlere. 7 safkan start alıyor. Burada gördüğümüz kadarıyla e, Crazy Queen 38-80-25-20. E, Zaraki Kenpachi 4 numara 51.5-24 ile gelmiş bir safkan. 24-80-38 White Token 3 numaralı safkan. Lion of Runner 1 0 40 25 yapmış durumda arkadaşlar işlerini ben burada Crazy Queen Nevzat Avcı ile birlikte start alan Safkan Lionheart temsilcisi her zaman söylerim. Lionheart'lar her ne kadar çimde sentetikte de gidiyor olsa da kumpiste daha da iyi gidiyorlar. Burada ekürüsü 1 numara Dragon Wings'te start alıyor ki ona da Çetin Ok binecek. Gayet iyi bir e, ekürü yarışı izleyebiliriz burada. Açıkçası ben burada ekürüleri tek geçiyorum. 5 numara Crazy Queen tek diyorum arkadaşlar. Dileyenler burada bir tane daha belki yazılabilir ama bizim açıkçası ilk altıya verdiğimiz tek burada bu yarış arkadaşlar onu belirteyim. 5 numara Crazy Queen'e tek diyorum ben. Yani şu gördüğünüz iş bu arada onu belirtelim. Crazy Queen'in bu yaptığı iş rahat tempo bir iştir arkadaşlar. O yüzden hani burada bir şüpheniz olmasın. 600 metre bir iş yapan bir safkan 1000 metre yarış haliyle koşabilir. Bir sorun da yok onda da diyoruz. Ve geçiyorum arkadaşlar 3. koşuya. Şart 3 3 yaşlı İngilizler 1300 mesafe için pist yarışı olacak bu koşu. En son 15 gün evvel yarış kazanan Atakan Cem Dağdı verenle birlikte start alacak olan 3 numara Segula burada ilk vereceğimiz Safkan. bu Safkan'ı birazcık daha sürpriz ihtimali olarak veriyorum arkadaşlar onu belirteyim. E, onun haricinde şimdi geçelim esas tahmin kısmına. Ee, arkadaşlar burada önceliğimizi vereceğimiz diğer e, hani safkan burada sürpriz açısından değil daha banko isimlerden gideceğiz. Şimdi 7 numara Shining Glory Nevzat Avcı ile start alan isim. E, 16 gün evvelde bir ikinciliği var. Çin pistte zaten çok iyi bir safkan biliyoruz. Shining Glory bir diğer tekimizdir arkadaşlar. Yukarıda ekürleri tek geçmek istemeyenler burada bunu geçebilirler. Ama dediğim gibi burada da sürpriz ihtimali olan bir koşudayız. O yüzden 3 numara Segula veya 1 numara Bojack veya 2 numara Keep Your Distance gibi safkanları buraya sürpriz olarak değerlendirebiliriz. E, tabii bunların kimisi 5 lirada da gelebilir, kimisi 10 lira da olabilir. O yüzden ona göre temkinli olmak lazım. benim tavsiyem açıkçası 6'lı saatine kadar bir bekleyin. En son ana kadar bekleyin yatırmadan önce bir bakın ganyanlara ona göre hareket edin derim yani gerekiyorsa yazın yoksa baktığınız çok yakın o zaman çok yakın hani birbirine bu ganyanlar yazmayabilirsiniz ama eğer bir sürpriz ihtimali varsa bunu değerlendirmek tabii ki gerekecektir diyorum. Geçiyorum dördüncü koşuya arkadaşlar. 17 handikap bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1700 mesafe için piste çıkacaklar. Burada gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar. E, Daphne de Girl 9 numara uzun arayla gelen bir safkan. Ancak ben yazılması taraftarıyım bu safkanın. E, yanında da Muhammed bilginle start alan 5 numara Şirin Lady'yi düşündüm. Bir de Yahya Han ekürisi de var. Burada Perfect Runner'la birlikte ekürisi start alıyor. E, birine Cemal Pasu yerine Mehmet Kaya binecek. E, Yahya Han da Mehmet Kaya olacak. E, en son 9 gün evvel ikinci oldu Yahya Han. Şirin Lady de 9 gün evvel üçüncü oldu. Yani ben burada düşüneceğim 5-6-9 şeklinde yaparsanız arkadaşlar bu yarışta bence hem böyle güzel bir kupon olmuş olur burası hem de sağlam olur. Yani sürpriz gelirse de o sürprizi de muhtemelen yakalamış oluruz. Açıkçası düşüneceğim şu yönde bu kuponda hani böyle bir, bir iki tane 8 lira civarında 10 lira civarında at yakalarsak yeteri kadar zaten tutturmuş oluruz diye düşünüyorum. Ona göre bir e, kupon tercihinde bulundum burada. 5. koşu 17 Handicap, 4 yukarı Arap atları 1700 mesafe için Çin pist yarışı arkadaşlar. Yine uzun arayla gelen bir safkan. Mertcan Çelik birlikte Bora Bey 2 numaralı safkan. 62,5 kilo gibi dezavantajlı bir kiloda start alıyor olmasına rağmen 170 günlük arasıyla yine dezavantajlı olmasına rağmen kalitesini çok iyi bildiğimiz bir isim. Son start aldığı 6 yarıştın 5'ini kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Uzun bir ara veriyor olsa da şu anda gruba baktığımızda yazılması çok muhtemeldir. Yakın zamanda start alıp 13 gün evvel ikinci olan Çin pistte Muhammed Bilgin ile burada start alacak olan Gün Tay temsilcisi anne tarafı Kara Yağız'a dayanan 56,5 kiloda 11 numara Kayalarlı bir diğer tercihimiz olacaktır arkadaşlar. Ee, bu safkanın da yanına Mehmet Kaya ile 4 numara Duman olduğunu yazacağız. 13 gün evvel 4. olmuş bir safkan. Çin pisti yine önemli bir veri teşkil ediyor bizim için. Daha fazla ilave yapmak isteyenler burada beğendiğiniz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz. 6 numara Tanır Bey veya 7 numara Kenanlı gibi isimler değerlendirmeye alınabilirler diyorum arkadaşlar geniş kuponlar için. 6. koşu kısa vade 6 dişilere mahsus 4 yukarı ara patları 1300 mesafe Çin pistte 16 gün evvel en son Çin pistte bir ikincilik elde eden bir safkan burada. Arkadaşlar 5 numara özüm can diyeceğiz öncelik olarak. Ee, daha sonra kalitesiyle çok iyi bildiğimiz safkanları yöneleceğiz Özüm canı burada düşük kiloda start almasına ötürü veriyorum. Yoksa yazmazdım onu belirteyim. Ee, yine bir diğer düşük kiloda olan bir safkan var. Mesela burada Madamelli ancak o en son yarışta 3. gelmişti. O yüzden bir adım geride tutuyorum. Arkadaşlar Sinoplu Merve Nurettin Şenli 63.5 kiloda. Muharrem Okla Altın Zele 2 numara. Ve Hızlı Asiye 3 numara buradaki diğer safkanlardır. Yani 1-2-3. 3 5 şeklinde bir kupon düşündüm buraya. Dileyenler tabi başka at ilave edebilirler. Bu 4 safkanda sınırlı tutmak istedim buraya diyorum. Geçiyorum arkadaşlar 7. koşuya. Şart 4 4 Yukarı İngilizler 1200 mesafe çim piste çıkacaklar. Benim burada favorim arkadaşlar 1 numara Starlight. Muhammed Mir Bilgin'le start alacak olan safkan 13 gün evvel yarış kazanmıştı çim pistte. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum uzun arayla gelip 13 gün evvel Çin pistte hiçbir şey yokmuş gibi tekrardan koşup yarış kazanmasıyla beraber e, zaten beğendiğim bir isimli Sterinite e, kendisini tekrardan kanıtlamış oldu. Ha keza 1-10-11'lik bir dereceye de sahip olmasıyla beraber çok net bir şekilde galibiyet elde edebilecek bir safkan olduğunu bizlere gösteriyor. Burada tabi kafanızı karıştırabilecek olan en iyi dereceye sahip olan safkanlar özellikle Kara Mehmet 4 numara olabilir. Ancak Kara Mehmet'in 13 gün evvel 4. olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Yani bu yarışta şu anda pek bir şey değişmiyor. 1 kiloluk bir fark var arada. O yüzden biz burada Muhammed Mirbilgin ile birlikte Sterenayta 1 numaraya tek diyoruz arkadaşlar. Kaneko temsilcisi bu yarışı çıkacak ve gayet rahat bir şekilde kazanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Öyle de temenni ediyorum diyorum. Ve geçiyorum arkadaşlar 8. koşuya şart 1 2 yaş İngilizler 1000 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 8 safkan start alıyor. Yine kürlerin olduğu bir yarıştayız. Öncelikle sizlere idman bilgilerini göstereceğiz. Ondan sonrasında arkadaşlar yine e, tahminlerimize geçeceğiz. İdmanlarda 24, 20, 37, 70 ve 24,5, 36,5 ile gelen 1 ve 2 numaralı safkanların ön plana çıktığını görüyoruz. E, diğer isimlerde baktığımızda 1, 0, 6, 30, 1, 0, 6, 30 şeklinde 25.5'la gelen iki safkan var. Burada 25,5, 26, 70 idmanları görüyoruz. Arkadaşlar 1 numara Bosfor zaten iyi idmandan bahsettik. Muhammed Mirbilgin ile birlikte burada ilk önerimizdir. Cemal Pasoyla Abrantisi ile 2 numara Cektar diyeceğiz. Bir diğer safkan olarak. Ekürleri yazacağız burada arkadaşlar. Hot Tocket ve Tocket Fish ekürü start alıyor. Bir de son olarak ilave etmek isteyenler Bekir Mert birlikte Queen of May 7 numarayı da yazabilirler. 1-2-6 dileyenlere 7 numarada ilave olarak veriyoruz buraya arkadaşlar. Ee, geçelim 9. ve sonuncu Koşuyu arkadaşlar. 2. Altılgan yanında sona Şart 5 4 yaş şarapatları 1300 mesafe için piste çıkacaklar. 29 gün evvel ikinci gelen burada benim favorim 1 numara Serkan'ın oğlu arkadaşlar. Ee, e, tabi en son yarışta yine 29 gün evvel yarış kazanan Fış Fış da var burada. Mustafa şekli start alacak. Bu iki safkanı ayırmayın derim. Bunlar bir, her, her an birbirini geçebilecek potansiyelde isimler. Ee, tabi birazcık daha baktığımızda Serkan'ın oğlu daha iyi bir e, kariyerle geliyor diyebiliriz. Daha bir profile sahip olan bir safkan. Öte yandan Gül Ağa 2 numara Mehmet Kaya ile birlikte en sonunda 28 gün evvel diye yarış kazanmış bir isim ihmal etmeyin derim bu safkanı. Arkadaşlar 1-2-12 küçük kupon önerimdir. Bu koşu için son ayakta olmasıyla beraber genişletmek isteyenleri tamamen serbest bırakıyorum. E, 1-2-12 buradaki küçük kupon önerimdir diyorum tekrardan. Ve bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. 7. koşuda 1 numara Sterenite tekimizdir. E, diğer bir tekimiz ise arkadaşlar 1. altılı için ekürler burada Dragon Wings ve Crazy Queen 2. koşuda 1 numara veya 5 numara tek olarak veriyoruz diyorum ekürleri. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın dedik abone olmayı unutmayın dedik dileyenler katılıyorsa olabilirler diyoruz Ankara videomuzda yayınlandı onu seyredebilirsiniz abone olmayı unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.